İyi akşamlar arkadaşlar. Dış politika analizinin 14. haftası ve son haftamız ayrıca akşam oturumu olarak sistem seviyesinde analizin uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncekileri bir kısaca toparlarsak, özellikle önce birey analiz seviyesini anlatmaya çalıştım. Bir hafta, 10. haftada. 11. haftada devlet analiz seviyesinin modern yaklaşımını anlatmaya çalıştık uygulamasını. 12. ve 13. haftada ise devlet analiz seviyesinin klasik yaklaşımının uygulamalarını anlatmaya çalıştık. Bugün de son dersimiz olarak sistem analiz seviyesinin uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Dış politika analizi çalışan akademisyenler, ulusal sistemin yapısının devletlerin dış politikalarını etkilediğini söylemektedirler arkadaşlar. Şimdi ulusal sistemin yapısı denirse ne anlaşılıyor? Sistemin yapısına bakarsak birincisi hiyerarşik sistem, ikincisi güç dengesi sistemi, üçüncüsü iki kutuplu sistem, dördüncüsü çok kutuplu sistem olarak karşımıza çıkıyor. Hiyerarşik sistemde 1648'e kadar olan bir dönem ya da tek kutuplu sistem bir diğer ismi. Burada örnek verirsek Roma İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti. Yani baktığımızda büyük bir devlet var, büyük bir imparatorluk var. Diğer devletler dış politikalarını oluştururken büyük devletin dış politikasını uygun bir şekilde oluşturduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise güç dengesi sistemi. Örnek verirsek Avrupa'da 5 tane büyük güçlü devlet var. İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Macaristan ve Prusya olarak karşımıza çıkıyor. İşte güç dengesi politikasını uyguluyorlar. Bozulduğu dönemler oldu mu? Oldu. Bozulduğu zaman da Napolyon Savaşları ile bir güç dengesi sistemi bozuldu ama 1815 Avrupa uyumuyla tekrar oluşturulmaya çalışıldı. 1815 Avrupa uyumuyla oluşan güç dengesi sistemi 1850'lere kadar gitti ve 1850'lerle birlikte tekrar bozulunca önce İtalyan Ulusal Birliği daha sonra Alman Ulusal Birliği kurularak karşımıza çıktığını görüyoruz. Üçüncüsü ise iki kutuplu sistem. Örnek verirsek Batı ve Doğu blokları. Şimdi Türkiye burada özerk davranma yani orta ve küçük devletlerin özerk davranabilme dış politikalarında özerk davranabilme kabiliyetinin çok kısıtlı sınırlı olduğunu görüyoruz. Örneğin Türkiye Doğu bloğun karşısında Batı bloğun yanında yer aldığını görüyoruz ve dış politikasında Batı bloğu çerçevesinde oluşturmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. Dördüncüsü ise 1990'dan günümüze kadar olan dönem çok kutuplu sistem. Özellikle küreselleşme ile birlikte, küreselleşme süreciyle birlikte devletlerin ekonomik, siyasi bağımlılıklarının arttığını görüyoruz. Bu da her ne kadar özerk dış politikalarında özerk davranabilme kabiliyetini kazanan orta büyükçe devletler ve küçük devletler ise ekonomik ve siyasi bağımlılıkların artmasıyla birlikte tekrar bu özerkliğini kaybetmeye başladığını da söyleyebiliriz. İki kutuplu sistemde iki uluslararası aktör vardı. Devletler ve uluslararası örgütler. Çok kutuplu sistemde ise aktörler çeşitlendiğini de görüyoruz. Devletler ve uluslararası örgütlerle birlikte çok uluslu şirketler, terörist gruplar, federatif devletler, siyasi partiler, medya, eğitimciler, bilim insanları, insan hakları dernekleri, spor federasyonları, mafya, suç grupları da devletlerin dış politikalarını etkilemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Şimdi özellikle burada arkadaşlar bir ulus devletler, iki uluslararası örgütler, üç ise bana göre çok kutuplu sistemde çok uluslu şirketler. Özellikle çok uluslu şirketler devletlerin dış politikası ile birlikte yer almaya çalışırlar. Kendi sorunlarını çözmek için devletlerle müzakere etmeye arzu ederler. Örnek verirsek Amerikan petrol şirketleri ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendirdiğini görüyoruz. Yani Arap devletlerde petrol olmasaydı Amerikan politikası tamamen Orta Doğu'da İsrail politikasıyla eşit olurdu. Fakat Arap devletlerde ki petrol nedeniyle var olan petrol nedeniyle ABD Orta Doğu politikasında Arapları da göz önünde bulundurduğunu görüyoruz. Çok kutuplu sistemde uluslararası örgütler
de ulusal tutkun bekçiliğini yapmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. Ulusal örgütler devletler arası ilişkilerde ulusal hukuk kurallarına genel olarak uydurmaya gayret ettirmektedirler. Ama şunu bilmemiz lazım. Ulusal hukuk kurallarına genellikle kimler uyarlar? Küçük devletler. Kimleri uydurmaya çalışırlar? Orta büyükleş devletler. Peki ulusal hukuk kurallarına kimler uymazlar? Güçlü devletler ya da büyük devletler. Şimdi şu var. Olay, ulusal hukuk kurallarını kimler belirliyor? Ulusal hukuk kurallarını ulusal arasında dünyayı yöneten devletler, güçlü devletler belirliyor. Ancak şu bilinmesi gerekiyor. Ulusal hukuk kurallarını kendilerine göre yorumlayan devletler de yine güçlü devletler, özellikle de ABD. Ulusal hukuk kurallarına uyan devletler ise genellikle küçük ve zayıf devletler olduğunu da söyleyebiliriz. Dış politik analiz üzerinde çalışan akademisyenler, ulusal örgütlerin devletlerin dış politikası üzerinde etkisi olduğunu söylemektedirler. Özellikle arkadaşlar baktığımızda mesela örnek hiyerarşik sistemde aktörler kimlerdi? İmparatorluklar. Güç dengesi sisteminde aktörler kimlerdi? Önce modern devletler, modern devletlerden daha sonra ulus devletlere dönüştüğünü görüyoruz. İki kutuplu sistemde aktörler kimlerdi? Ulus devletler artı ulusal örgütler. Çok kutuplu sistemde ise ulus devletler, ulusal örgütler ve aktörler, çok uluslu şirketler olmak üzere sivil toplum örgütleri arttığını görüyoruz. İşte arkadaşlar, özellikle çok kutuplu sistemde baktığımızda ulusal örgütlerin daha da etkinliğinin arttığını söyleyebiliriz. Devletlerin dış politika üzerinde etkisinin daha da arttığını söyleyebiliriz. Karşılıklı bağımlılık koşullarında ulusal örgütler dış politika ve dış politika yapım sürecine çeşitli düzeyde ve farklı yollarda etkileyebilme imkanına sahip olduklarını görüyoruz. Tekrar söylüyorum, karşılıklı bağımlılık koşullarında ulusal örgütlerin dış politika ve dış politika, özellikle dış politika yapım sürecinde çeşitli düzeyde ve farklı yollarda etkileyebilme imkanına sahip olduğunu görüyoruz. Günümüzde arkadaşlar, demokratik devletler kendi aralarında ahlak ilkelerine bağımlı kalarak hareket ettiklerini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, demokratik devletler kendi aralarında ahlak ilkelerine, örnek verirsek ABD ile İngiltere arasında iyi ilişkiler içerisinde bulunmakta ve bu devletler kendi aralarında ahlaki ilkelere uygun davrandıklarını söyleyebiliriz. Ama şunu diyemiyoruz mesela, ABD ile Kuzey Kore aynı şeyi söyleyemeyiz. Ama normalde ABD ile Kuzey Kore'de ahlak ilkelerine uygun davranması gerekir. Fakat ahlak ilkelerinin bir yaptırımı olmadığı için genellikle dost ülkeler ya da demokratik devletler birbirlerine ahlak ilkelerine uygun davrandığını görüyoruz. Düşman devletler de zaten demokratik barış teorisinde kimler savaşır? Demokratik olmayan, demokrasi ile demokrasi olmayan devletler savaşır deniyor. Yani iki demokratik devlet birbirleriyle savaşmaz tezi mevcut. Bu bağlamda baktığımızda iki düşman devlet demokratik ahlak ilkelerine uymadığını söyleyebiliriz. Bir de demokratik devletlerin insan hakları kavramı üzerinde durulması gerekir. Özellikle küreselleşme ile birlikte üst yapı olan insan hakları diğer devletlerde kabul ettirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi insan hakları denildiği zaman ne insan hakları? Kime göre insan hakları? Batı'nın insan hakları. Altyapının rahat işleyebilmesi için üst yapı olan insan hakları, hukukun üstünlüğü, azınlık hakları gibi haklar orada olması lazım ki altyapı, yani ekonomi, ticaret, sivil toplum örgütleri, serbest piyasa rahat hareket edebilsin diye. Buna uymayanları da ne yapıyorlar? İnsani müdahale adı altında müdahale edildiğini görüyoruz. Baktığımızda işte NATO'nun Kosova'ya karşı Yugoslavya müdahalesi. Bir diye baktığımızda ABD'nin 2001'de
Afganistan ve tüm İran'a müdahalesi olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar, bugünkü dersi kısaca bu kadar tutuyorum. Final sorusuna, finale gelelim. Final 9 Eylül 2020 tarihinde saat 10'da sisteme yüklenecektir. 3 soru sorulacak. Konular vize sonrası konular dahildir. Genellikle baktığımızda 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 haftadan soru gelecek. 6 haftadan 3'ü sorulacak. Onu söylememizde yarar var. Bunun dışında 9, 10, şöyle söyleyeyim, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Soru gelecek. Oradan sorular gelecek. 3 soru sorulacak. İkisini cevaplamak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Sınavla ilgili şu anda bilgi vereceğim bu kadar. Sınavda başarılar dilerim. Artık dersimiz, dönemimiz de bitti. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.